Boston'daki St. George Ortodoks Kilisesi cemaatinin gençleri, Ağustos ayı başlarında Beyrut kentinde meydana gelen patlamanın kurbanlarına bağış toplamak için araba yıkama etkinliği düzenledi. Gençler yaklaşık 7 bin dolar bağış topladı. Beyrut'taki korkunç patlama en az 200 kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 5 bin kişinin yaralanmasına ve yüz binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Boston'daki St. George Ortodoks Kilisesi cemaatinin gençleri Ağustos ayı başlarında Beyrut kentinde meydana gelen patlamanın kurbanlarına bağış toplamak için araba yıkama etkinliği düzenledi. Kilise lideri Timothy J. Ferguson, The Christian Post'a verdiği demeçte cemaatin çoğunun Lübnan asıllı olduğunu ve patlamanın ardından ana vatanlarına katkıda bulunmak istediklerini belirtti. Ferguson, cemaatimizin yaklaşık %60'ı Lübnan asıllı, yani göçmen. Meydana gelen patlamadan doğrudan etkilenen birçok insan vardı. Bundan dolayı mağdur insanlara ulaşmak ve yardım etmek istediler. Yardım etkinliği, cemaatimizdeki gençlerin başlattığı bir girişimdi, dedi. Kilise Instagram hesabından, "Bugün gelen herkese teşekkür ederiz. Beyrut için yaklaşık 7 bin dolar toplamayı başardık," paylaşımında bulundu. Ferguson, "İnsanlar fiziksel olarak kalkıp oraya gidemez. Ancak bağışların kendilerine Beyrut'a gitme şansı verilseydi, yapacakları işler için kullanılacağını biliyorlar. Beyrut'taki yerel kuruluşlar aracılığıyla yönetilecek olan bağışlar, evlerin yeniden inşa edilmesi ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek temini için kullanılacak," açıklamasında bulundu. World Vision ve Sematarians Purse gibi Hristiyan kuruluşlar da Beyrut'a yardım talebinde bulundu.